Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün yine koyunlara geldim. Hem davar hem koyun var. Davarı abim götürüyor. Ben de koyunlardayım arkadaşlar. Bugün sizlere nelerden bahsedeceğim. Az önce sabah çekecektim arkadaşlar. Sonradan vazgeçtim. Keçilere iç paraziti için içindeki akciğerlerinde kelebek, karaciğerlerinde kelebek oluyor. Onun için hap verdik ve de dış parazit için, pire, gene için iğne yaptık 2 gram. İğnelerin adını açıklamaya eklerim arkadaşlar, hap ile iğne. 1 adet hap, 2 gram da deri altına iğne yaptık. Şimdi bugün bahsedeceğim konular şunlar arkadaşlar. Keçilerde görülen, biliyorsunuz şu an Nisan ayındayız ve bütün canlıların canlanma zamanı. Bu yüzden yapılması gerekenler var. Bu yapılması gerekenleri işte biz bu sabah yaptık. Keçilerimize uyguladık. Yarın sabah da koyunlarımıza biliyorsunuz ot ilacı yapmıştık. Yeşil yonca tutuyor, kanları şişiyor diye. Köpüklü gaz ilacı. İğnesi yaptık. Yarın sabah da koyunlarımıza hem haplarını vereceğiz hem de deri altı parazit için, gene, pire, bit, kelebek için aşılarını yapacağız arkadaşlar. Çekme imkanım olursa onları çekerim. Şimdi biliyorsunuz biz çobanlar dağlardayız. Yani kenelerden, bitlerden, pirelerden, yani haşerelerden nasıl korunuyoruz? Biraz ondan bahsedeyim arkadaşlar. Ondan sonra bir de mesela bizim ahırda şimdi de mesela önceden pire çok oluyordu arkadaşlar. Yani bunun için sürekli ilaçlamaya gerek duyuyorduk. Ondan sonra yani keçi olan yerde pire olur zaten. Sürekli bir ilaçlayarak hani idare ettiriyorduk. Bunun üstesinden nasıl geldik? Onlardan bahsedeyim arkadaşlar biraz. Kusura bakmayın. Bugün de biraz böyle konuşacağız yani. Yapacak bir şey yok. Yine ben hani konuşurken de keçileri, koyunları göstermeye çalışırım sizlere. Sürekli kendimi göstermek, yani gösterdiğim zaman sıkılacağınızı düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar şimdi öncelik olarak kenelerden nasıl korunuyoruz onu söyleyeyim arkadaşlar. Ben yine kendimi böyle konuşurken kendimi gösteririm arkadaşlar, hani video şeklinde eklerim. Öncelik olarak tabii ki de çoraplarımızı, yani pantolonumuzu çorabın içine koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ve eskisi kadar mesela yani yerde çok otururken dikkat ediyoruz. Ondan sonra çok fazla yere uzanmıyoruz. Ondan sonra yerden kalktığımız zaman yine üstümüze başımıza dikkat ediyoruz. Peki genenin bize bir zararı var mı yani? Hani diyelim vücuduna yapıştı. İnsana bir zararı var mı? Arkadaşlar biliyorsunuz yani bir kırım konga ateş miydi? Öyle bir şey, bir genesi vardı ve can aldı yani. Zehirli bir geneydi. Ondan sonra. Ama şu an yani bizim buralara gelmedi o gene arkadaşlar yani. Ve şu anda hani Türkiye'de öyle bir şey yok arkadaşlar. Hani öyle bir vaka, öyle bir şey daha çıkmadı. Yani onun üstesinden gelindi diye biliyorum. Buradaki geneler arkadaşlar hani bir bacak muhabbeti vardı. İşte 8 bacağı falan olacak. İşte 9 bacak mı öyle bir şey. Ondan sonra. Buradaki geneler normal geneler arkadaşlar. Öyle size bir zararı olan bir yapışsa da hani bir zarar verebilecek düzeyde değil yani. Sizi öldürebilecek düzeyde. Ha şöyle öldürebilir. Mesela arkadaşlar yani bir zehirli bir hayvanın üstündeymiştir. Ya da hasta bir hayvanın üzerinde yapışmıştır. Ondan sonra oradan size gelir. Yani tabii ki de mikrop kapabilirsiniz. Yani alerjiniz varsa da tabii ki de etkilenebilirsiniz ama Allah'a şükür bu zamana kadar mesela tabii ki de gene bize hani biz çoban adamız yani hayvanın içindeyiz, yapışıyor yani. Ondan sonra bu sene daha başıma gelmedi de illaki geliyor bir şekilde yani, ne kadar tedbirini alsan da. Ondan sonra hiçbir şey olmadı yani. Normal mesela yapıştığı zaman iplikle arkadaşlar yani şu şekilde mesela bağlıyoruz, bir düğüm atıyoruz, çekiyoruz, ondan sonra ağzı şeyde kalmasın diye, içeride kalmasın diye çıkartıyoruz yani. Ondan sonra bu zamana kadar bir sorununu görmedim yani. Yani öyle
bize karşı bir genelin hiçbir zararını görmedim. Ondan sonra belki hani bağışıklık da kazanmış olabilir vücudumuz. Çünkü yani bu hayvan yıllardan beri biz bu hayvancılığın içindeyiz. Hani şimdi şöyle bir şey de var. Mesela İstanbul'dan gelenler sivrisineklere mesela dayanamıyorlar yani. Hemen vücutlarında alerji yapıyor. Ama bizim yani kanımayamışsa da hiçbir sıkıntı olmuyor. Yani en fazla kaşıyorsun biraz. Ondan sonra geçiyor yani. Öyle bir sıkıntısı olmadı yani hiçbir zamana kadar. Öyle bir dışarıdan bir haşerenin, bir yılanın bu zamana kadar bana karşı hiçbir zararı olmadı yani. Ondan sonra şimdi demiş olduğum gibi arkadaşlar, peki şeye gelelim. Yani genelerden bu şekilde korunuyoruz. Ha, şöyle bir şey de yapabilirsin mesela. Açık renkli giyinebilirsiniz arkadaşlar. Yani beyaz giyinebilirsiniz. Daha açık giyinebilirsiniz. Ondan sonra belli olması için. Ama dediğim gibi yani bu taraflardaki genelerden çok korkmanıza gerek yok yani. Hani öyle sizi öldürecek düzeyde bir şey değil. Ondan sonra mesela geneyi çıkarttıktan sonra kolonya ile hani kolonya olabilir. Ondan sonra nasıl diyeyim, biliyorsunuz arkadaşlar yaraların üstüne tenteriyot. Ya, o olabilir. Yani mikrobu kırması için yani yapabilirsiniz. Hiçbiri yoksa mesela limon da sıkıp mesela üstüne limon suyu da sıkıp mikrobu öldürebilirsiniz. Sabunla yıkayabilirsiniz yani. Tabii ki de hani doktora gitme imkanınız varsa doktor daha şey yapabilir. Hemen yani böyle bir korkmanıza, bir heyecan yapmanıza gerek yok yani. Öyle buradaki genelerin ben öldürdüğünü, bir insan öldürdüğünü yani bu çevrede duymadım yani. Ondan sonra peki şuna geleyim arkadaşlar. Mesela önceden bizim yani gerçekten bu aylarda olsun, sıcaklarda o kadar çok pire oluyordu ki ahırda. Yani üstesinden gelebilmek için canla başla mücadele ediyorduk yani. Sonra arkadaşlar hani ilaçtır işte, manda suyu, blotik diye bir ilaç var arkadaşlar. Ondan sonra onu pompaya doldurup sürekli evin kenarlarına, ondan sonra ahırları sürekli şey yapıyorduk mesela. İlaçlıyorduk hani kurtulabilmek için. Bir sürü kişi bir sürü yöntem denettirdi yani. En fazla bir hafta, 2 hafta etkili oldu. Ondan sonra etkisini yine kaybediyor yani. Yine çıkıyorlar. Çünkü sen yüzeydekileri öldürsen bile ahırdaki şeyin altında, dışkının altındaki, hayvanların dışkısının altındaki yine orada sürekli yavruladıkları için oradan alttan yine çıkıyordu yani bir şekilde. Bir hafta sonra yine kendine geliyordu. Mesela yak falan işte püfürüz de falan diyorlar. Yak falan işte ondan sonra. Yani ne yaparsanız yapın arkadaşlar. Ya o yine bir şekilde çıkıyor yani. Peki nasıl üstesinden geldi? Çok basit arkadaşlar yani. Biliyorsunuz devletten hibe olarak koyun aldık dedik arkadaşlar. Koyunlar, önceden bizim koyun yoktu. 2 senedir koyun var. Ve koyunlar geldiğinden beri arkadaşlar, koyun geldikten böyle 5-6 ay daha devam etti ama ondan sonra yani tamamen kökleri kazıldı diyebilirim yani. Şu anda bir tane bile göremiyoruz yani. Ondan sonra pireyi. Önceden de duymuştuk mesela koyunun sadığı şey yapıyor dediler arkadaşlar. Hani öldürüyor onu asitli olduğu için dediler. Ondan sonra işte yani hani biz gerçekten öyle bir şey var mı falan filan derken ondan sonra gerçekten varmış arkadaşlar. Yani koyunun sidiği asitli olduğu için, gerçekten asitli ama yani. Böyle bazen işerken ayağıma falan geliyor mesela laylonun üstünden. Gerçekten arkadaşlar böyle yani ayağımı dahi yakıyor yani. Ondan sonra ve zaten koyun şöyle kapalı bir yerde olsun ve siz o asidin içine giremezsiniz arkadaşlar yani. Hani mesela akşam koyduğunuz kapalı yani, cam çerçeve bir şey yok. Ondan sonra sabah girin o ahırın içine, giremezsiniz. Gözleriniz yanar, nefes alamazsınız. O kadar asit yani. Ondan sonra bütün pirelerin koku kazıldı. Şu an hiçbir ilaçlama yapmadığımız halde arkadaşlar mesela. Yani öyle hiçbir tane daha pire görmüyoruz yani ondan sonra. Hayvanlara niyeden yani, hayvanlara pire için değil arkadaşlar. Şu an hayvanlarda pire yok. Gene için. Geneler yapışıyor yani arka taraflarına. Onların düşmesi için iç parazit ve dış parazit hani hapları yapıyor. İğnesiydi, hapıydı vuruyoruz yani. Ondan sonra pire dahi, ben hiç pireleri görmedim yani. Ondan sonra hem hayvanlar daha sağlıklı oluyor parazit hapını yaptığınız zaman. Bu şekilde yani hani hayvan doğada bu şekilde korunuyoruz anlattığım gibi. Yani ahırda da koyunların sayesinde arkadaşlar pirelerden kurtulduk yani. Gerçekten bir tane dahi pire göremiyorum yani ondan sonra. Tabii ki de hayvan olan yerde bu şeyler olabilir yani, yadırganacak bir durum değil. Ama üstesinden bu şekilde gelebildik. Eğer sizin de imkanınız varsa tabii, hani kalabalık olması şart mı onu bilmiyorum arkadaşlar şimdi. Hani mesela 10 koyun aldınız, 10 koyun yeterli olur mu mesela 100 tane geçinin içinde? Orası biraz meçhul yani. Şu an bizim mesela
100 tane keçimiz varsa, hani keçi, oğlak neyse, ondan sonra hemen hemen kuzularla birlikte 70-80 tane de koyun var yani. Hani şimdi ikisini dengelemesi lazım mı, orasını bilemem yani. Ama hani yani 100, yine 100 tane içine 20-30 tane koyun olsa belki de pire içinden kurtulabilirsiniz diye düşünüyorum yani. Şahsi kendi düşüncem bu. Deneyip görmekte fayda var. Tabii şimdi adam hani ikisini birlikte yapamıyor yani, maalesef. Biliyorsunuz koyun tarlada kalmayı seviyor. Ondan sonra davar ormana gitmeyi seviyor yani. Tabii ikisinin de böyle bir dezavantajı var yani. O yüzden bizim gibi mesela abimle ikimiz gidiyoruz. Yani iki kişi olmazsan yapamazsın yani. Yapabiliyorduk mesela. Eğer koyun fazla, keçi azsa, mesela 100 tane keçiniz varsa 20 tane, 30 tane içindeki, işte 100 tane koyununuz varsa arkadaşlar, içindeki 20-30 tane keçi çok bir zarar etmez. Korktukları için fazla bir yere gidemezler yani. Koyunun etrafında dönüp dönüp durarlar. Ama bu tam tersi ise bu sefer davar gider, koyun kalır. Koyun hiçbir zaman arkadaşlar davara kolay kolay uyum sağlayamaz yani. Davara yetişemez. O yüzden yani azlıksanız ikisini birlikte yürütmeniz çok zor olur. Ondan sonra yani dediğim gibi bu şekilde parazitlerden, bu şekilde pirelerden kurtulduk mesela arkadaşlar. Şimdi şey hakkında biraz bilgi vereyim. Hani madem bugün hastalıklardan, parazitlerden girdik. Koyunlarda karın şişmesi arkadaşlar. Bizim mesela geçen sene biz iğnelerini vurdurmadığımız için o yonca ilacın iki tane koyunumuz karnı şişip öldü. Yani son anda kestik, artık ölüyordu. Arkadaşlar yeşil yoncayı yediği zaman, ondan sonra bir de yani koyunlar keçi gibi değil yani. Ne bulursalar yerler yani böyle. Fazlasıyla yerler. Hani hiç doydum ben, tamam dinleneyim, yok. Ondan sonra fazla yedikleri için o yonca da yeşil yoncadır arkadaşlar. İçinde, karınlarının içinde böyle gaz yapıyor yani, fena bir şekilde. Mesela şöyle düşünün. Ondan sonra bir şey yediniz. Mesela rahatlamak için soda içiyorsunuz. Karnınız şişti yani. Onun yani kontrol edemediğinizi düşünün. Şişiyor da şişiyor, şişiyor da şişiyor. Bir zaman sonra kalbi içeride. Kalbi, ondan sonra akciğer arkadaşlar, baskı içerideki o işkembe baskı yapa yapa yapa, ondan sonra ne yapıyor? Hem kalbi etkiliyor, hem nefesi kesiyor arkadaşlar ve koyun bir zaman sonra çatlayıp ölüyor yani. Ondan sonra bunun için aşı yapmak lazımmış. Biz bu sene farkına vardık yani. Ondan sonra aşı yaptık işte arkadaşlar, hayırlısıyla. Şu ana kadar Allah'a şükür bir öyle bir vakamız olmadı ama hani tabii bu genellikle arkadaşlar Nisan'ın 20'sinde, 15'inden 20'sinden sonra olabilecek şeyler. Haziran'a kadar oluyor yani, otların bol olduğu zamanda, çok otların yeşil olduğu zamanlarda olabilen bir şeyler. Yani tedbirinizi yani iğne vurarak alabilirsiniz ama şöyle bir şey de var. İğne de çok da etkili olmayabilir. Ondan sonra o yüzden her zaman için çok böyle yeşillik alana çok uyumamak lazım. İşte 2 saat diye yatacakmışsın, yarım saat yayıltıp karnı aç olsun da ölmesin arkadaşlar yani. Hani koyunun karnı aç da olsa kendini biraz idare eder yani. Çok doyacakmış, az doyurun. Ondan sonra bu şekilde dikkatli bir şekilde olursa idare ettirebilirsiniz. Ondan sonra ha bir de şöyle bir şey diyelim, her şeye rağmen şişti. Bu sefer ne yapacağız? Arkadaşlar veterinerlerde genellikle böyle çelik tarzında şey satılıyor, böyle iğneler satılıyor. Onunla karnının, koyunu böyle önünüze aldığınız zaman sol tarafından arkadaşlar, sol tarafından iğneyi vuracaksınız. Çünkü orası boşluk. O boşluktan vurup ondan o kazı çıkartmaya çalışacaksınız yani. Şimdi şöyle bir şey. Yanlış bölgesine de vurmayın arkadaşlar onun. Ben sol diye hatırlıyorum. İnşallah soldur. Siz yine araştırın. Ondan sonra eğer ben bulabilirsem onun şeyini de hani altı açıklamaya yazayım. Çünkü kimseyi yanlış yönlendirmek istemiyorum. Öyle hatırlıyorum çünkü. Sol bölgesi diye. Orası boş oluyor arkadaşlar. Diğer tarafta organları olduğu için sıkıntı olabilir yani. Yani onu da yani yine de imkanınız varsa bir veteriner hekimi çağırıp yapmanızda fayda var. Çünkü acemisinizdir, yapamazsınız. Karnını yırtarsınız içeride. Yani koyun ölebilir, zayıflar. Ondan sonra işkembesi yırtılan koyun ölür arkadaşlar. O yüzden ona da dikkat etmek lazım. Bunun gibi şeyler yani arkadaşlar. Hani koyunun hani müdahaleniz bu yani. Yapabilecek fazla çok bir şeyiniz yok aslında. Ondan sonra tabi ilaçları var, işte boğazdan karıştırıp veriyorsun, yok işte ayran ver falan. Yani çok etkili çözümler değil arkadaşlar, işte boru falan salıyorlar. Yani onu veterinerin yapabileceği bir şey. Çok uzmanlık alanınızın dışında olduğu için ölmeyecek hayvanı da öldürebilirsiniz yani. Ha bazen şöyle bir şey, bazen müdahale ediyorsun ölüyor, bazen müdahale etmiyorsun kendi kendine iniyor yani. Öyle bir şey de var yani. Ondan sonra ki bizim de 2 tane hayvanımız o yüzden öldü. Öncesinden de şişiyordu karınları.
Ama nasıl diyeyim, yani müdahale etmiyorduk, bir şekilde iniyordu. Biz de ona güvenerekten müdahale etmedik. Ama iki tanesi o şekilde öldü. Son anda kestik yani. Hani bunlar da gitmedi. Etlerini de yedik yani. Ondan sonra o şekilde koyunların hakkında. Evet arkadaşlar, bu konuda diyeceklerim bunlar yani. Dediğim gibi ben konuşurken yeterince hani görselleri aktarmaya çalışırım. Ondan sonra birazdan yemek falan yerim, onu çekeriz. Ondan sonra videoyu yemekle falan bitiririz arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun yani. Evet arkadaşlar, sıra azıkta. Bugün azığımı kendim koydum, kendim. O yüzden içinde ne olduğunu biliyorum. Boğunda çay yapmayacağım. Evet, ekmek arası yumurta, patates, peynir. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, ben yemeğimi yemeye devam edeyim. Bu videomuzu da burada bitirelim. Bu videomuz da böyle olsun. Hepiniz her zaman dediğim gibi en güvenilir Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.